Merhaba arkadaşlar, itopya.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin, bugün sizlerle birlikte yanında görmüş olduğunuz sisteme yakından bir bakış atacağız. Sistemi anlatmaya işlemciden başlamak istiyorum. Sistem içerisinde Intel'in i5 11400F işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 11. neslin fiyat performans açısından en başarılı işlemcilerinden birisi. i5 11400F 2.6 GHz temel, 4.4 GHz boost performansıyla gerek oyun gerekse yayın için oldukça kullanışlı bir işlemci. Aynı zamanda örneğin oyun oynadıktan sonra yayınları editleyip veya kanalınıza belli başlı tasarımlar yapmak için de kullanabileceğiniz bir işlemci. İşlemcimizin üzerinde hayat bulduğu anakart modeli ise Gigabyte'ın B560 MH modeli. Bu modelde 2 adet RAM slotu bulunuyor. Bu RAM slotları 64 GB ve 3200 MHz'e kadar RAM desteğini sunuyor. Ayrıca anakart üzerinde 2 adet M.2 slotu da mevcut. Yani ileride yapacağınız geliştirmelere de açık. Ek olarak RGB Fusion bağlantı noktalarının olduğunu da belirtmek isterim. RAM kısmına gelecek olursak da sistem içerisinde PNE'nin 8 GB 3200 MHz hızına sahip single kit RAM'leri bulunuyor. Anakartımızda dual channel özelliği olduğu için sistem içerisinde de maksimum performans alabilmek adına 2 adet RAM kullandık. Depolama olaraksa yine maksimum performans alabilmek adına M.2 SSD tercih ettik. Burada da Kioxia'nın 500 GB'lık 1700 MB okuma, 1600 MB yazma hızına sahip M.2 SSD'sini kullanıyoruz. Şimdi aslında belki de birçoğumuz için sistemin en ilgi çekici parçası yani ekran kartı gelecek olursak da burada da yine Gigabyte'ın RTX 3060 Eagle OC modelini kullandık. RTX takısından da anlayacağınız üzere RTX'i destekleyen aynı zamanda DLSS Reflex gibi Nvidia'nın diğer özelliklerini kullanabileceğimiz bir ekran kartı. Kendisi 3060'ın 12 GB'lık modeli. Yani 1080p ve 2K oyunculuğun yanı sıra video edit kısmında da sizi rahatlıkla eşlik edebilecek bir ekran kartı modeli. Ve son olarak bütün sistemi içerisine toplayıp bu sisteme güç veren parçalara yani kasa ve güç kaynağına geçecek olursak da kasa olarak NZXT'nin H510i RGB modelini kullandık bu sistemde. Bu modelin aslında en güzel yanlarından birisi, birincisi tabii ki beyaz olması, bizim için ilgi çekici bir model. İkinci olarak da içerisinde dahil olarak LED şeridiyle birlikte gelmesi. Güç kaynağı olarak da Cooler Master Elite'in 600 watt 80 plus'lık güç kaynağını kullandık. Yani sistem içerisinde yeterli gücü verebilecekten 80 plus sertifikasıyla bu sistemin de güvenilirliğini sağlayan bir model. Şimdi isterseniz gelin bu sistemin oyun testleriyle performansını birlikte görelim. Sistemin oyun performansını gördüğümüze göre videonun sonuna gelebiliriz. Sistemi satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çanı tıklamayı unutmayın. Bir sonraki itopya.com videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.